İçer TV Radyo Klas ortak yayınıyla yine yeni bir detay programıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Bu kez stüdyo konuğum Yeni Kuşak Köy Enstitüler Mersin Şube Başkanı Sayın Serdar Erkan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Köy Kemal Enstitüleri Bey. Deyince de hemen akıllara insanların tabii ki eğitim geliyor. Doğrudur. Hani evet. Günümüzde şöyle gündeme gelen konulara bir göz attığımız zaman terör olayları, iç savaşlar, yani çocuk istismarları, yani nihayetinde adli vakalar, vahşice işlenmiş cinayetler, aile içerisinde özellikle anneye, babaya, değil mi? Eşe, kadına şiddet. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunların temel altında yatan neden nedir? Sorun nedir? Mutlaka eğitim, değil mi? Evet. Çünkü eğitimsizlik. Kesinlikle Kemal Bey, çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Ben sizi kutluyorum kamu yayıncılığı adına. Gerçekten çok önemli bir konuya parmak basıyoruz. Bakın PISA sonuçları yayınlandı. Ülkemiz 5-10 sıra daha geri gitti. Yani Türkiye'de bugün en kötü durumda ne derseniz, bugün en kötü durumda olan sektör ve eğitim diyebileceğim. Evet. Türkiye birçok sektörde belki teknolojik olarak sıçrama yapıyor ama insan kaynağı olarak sürekli geri gidiyoruz. Ve bunun sonucunda kazalar, ölümler, trafik kazaları, yani insan ölümlerine bakın, Türkiye en yüksek. Bunun temelinde yatan çok güzel bir parmak bastığınız gibi eğitim. Evet. Sözümüze de ben bir şeyle başlayayım, bunu bir hatırlatma şey olsun. Konfüçyüs'ün bir sözü var. İşte 5 yıl sonrası düşünüyorsan bir şey yetiştir demiş. Veya 30-40 yıl sonrası düşünüyorsan ağaç dik demiş. Ama 100 yıl, 1000 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir demiş. Durumumuz bu durumda. Şimdi efendim insan yetiştirme deyince de yani sadece bu ülkemiz için değil, dünya için çok önemli. Cumhuriyet tarihimiz. Evet, yani kesinlikle. Kurtuluş Savaşımız ve hemen Atatürk'le birlikte evet. başlayan bir süreç. Ekonomide, eğitimde, sanatta, ilim, nerede, hangi sektörde olursa evet. büyük bir değişim, korkunç bir ilerleme. Adeta dünyaya örnek olunan bir yapı. Ama 1920'lerde yaşanan Amerika, değil mi? Yani küresel krizi de düşünecek olursa insanlar gelinen noktadaki başarıyı daha iyi görmüş olurlar. Kesinlikle. Şimdi efendim 1938'lere biraz geri dönelim. Çünkü burada köy enstitüleri deyince hemen bir figür otomatik olarak ön plana çıkıyor. Değil mi efendim? Evet. Sayın Hasan Ali Yücel. Evet. Yani evet. kurucusu 1940 yılında kuruluyor Atatürk'ten sonraki ama köy bunun, evet köy enstitüleri. Tabii bunun öncesinde bir planlama. Atatürk döneminde temelleri atılıyor. Temelleri atılıyor. Hazırlıkları yapılıyor. Orada yani işte 1954'e kadarki dönem içerisinde çok ciddi çalışmalar. 14 yıl. Yani aslına bakarsanız fazla bir süre değil. Ama yarattığı etkiler tabii, açısından. Tabii korkunç. Yani düşünün. Şu anda hala devam ediyor. Doğu'nun, Güneydoğu'nun köylerine dahi inmiş. Aziz Sancar'ı evet. yetiştiren öğretmenler. Evet. Çok isim var. Çok. Fakir Baykurt. Fakir mesela Baykurt, önemli Mahmut bir yazar. Mahmut Makal, dünya tarihine evet. geçmiş. Osman Şahin, bizim evet. en büyük senaryo yazarımız. Şu anda Yılmaz Güney'in en çok filmlerini çevirdiği kişi. Gerçekten. Şimdi efendim, Cumhuriyet'in adeta ilk adımları evet. o günler. Yani daha henüz evet. oturmadı ama evet. işte oturmaya başlıyor. Bir takım işte Atatürk inkılapları, devrimleri, evet. Evet. Sağda enerjisini, varlığını hissettiriyor. Evet. Şimdi bu dönemde de 1940 yılında o dönemin Milli Eğitim Bakanı, Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel ki bu da eğitim deyince çok önemli çok bir önemli. İsim. Evet. Tarafından kuruluş başlıyor. Neydi efendim burada amaç? O günlere geri döndüğümüz zaman hani o 1954 var ya benim. Evet. Acaba o 1954 olmasaydı? Evet. O köy enstitüleri varlıklarını devam ettirseydi bugün nasıl bir Türkiye ile karşılaşacak? Onu da efendim irdeleyeceğiz, detaylandıracağız ama öncelikle o kuruluş günlerine evet. biraz dönelim. Buyurun. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Bir kamu yayıncılığı yapan, halkı bilgilendirmek üzere bir televizyon kanalı böyle bir duyarlılık gösterip de gerçekte bizim onu geçmişimizde yarım kalan mucize diyoruz biz köy enstitülerine. Yarım kalan bir mucize. Ama bu mucize gerçekleşseydi bizim bugün Türkiye bambaşka olacaktı. Şimdi ben şunu geliyorum. 1920 şartlarında bir Kurtuluş Savaşı verilmiş. Anadolu'da erkek nüfusu yok. Savaşlarda 1915 Çanakkale'de gitmiş. Kalanlar çoğu hastalıklı, frengili, sıtmalı bir şey. Sanayi yok, üretim yok.
halk bezgin, böyle bir toplumu ve yıllarca yaşa var ol padişahım, Allah seni başımızdan eksik etmesin diye şartlandırılmış kul olan, kendinin vatandaş olabileceğini, kendi haklarını olacağını düşünemeyen bir insan topluluğunu, 13 milyon nüfus, %80'i köylerde yaşıyor ve bu insanların %90'ı okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilenlerin büyük bir kısmı kentlerde ve ülke harap durumda. Okuma oranı %5. %5. Yani şimdi bu, kadar... bu böyle bir durumda. Aydınların çoğu Çanakkale Savaşı'nda ölmüş. O gerçekten o günlerde işte Kabataş Lisesi'nin son sınıf öğrencileri gitmiş. 1915 Çanakkale'de ölmüş. İnsan kaynağı kıt. Ve bu kıt kaynaklarda Atatürk demokrasiyi getiriyor. Batı bir çağdaş uygarlığı yakalamaya çalışıyor. Bunun iki yönü var. Bir, maddi boyutu dediğimiz yol, su, elektrik, fabrika yapmak, maddi yatırımı. Bir de insan kaynağı boyutunda yetmez. Yani fabrikaları yapıyorsunuz ama onu işletecek insanı bulmanız lazım. Kalifiye eleman sorunu. Kalifiye okumanız lazım. Demokrasi yaşatmanız lazım. Çok partili yaşamı yaşatmanız lazım. Bunun için de insanı yetiştirmeniz lazım. Şimdi elimizdeki şeye baktığında %80'i köylerde yaşayan bir toplumda Atatürk ilk olarak o Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'yi 35 yaşında bir çok genç bir ve çok başarılı bir bakan atıyor. Ona bir görev veriyor. Amacımız diyor kuldan bir vatandaş yaratacağız toplum. Ve bunu en kısa zamanda yapmamız lazım. Gidiyor geliyor soruyor ona. Fakat Mustafa Necati çok başarılı işler yapıyor. Çok genç yaşta, 38 yaşında ölüyor. Atatürk'ün ağladığı en önemli isimlerden biridir. Ondan sonra gelen Ali Galip geliyor. Ali Galip geliyor. Daha sonra da Saffet Arıkan geliyor. Ondan sonra da Hasan Ali Yücel geliyor. Şimdi Mustafa Necati'den sonra her gelen Atatürk soruyor. Ne oldu? Kaç köy okuma yazma? Efendim diyor, açtığımız okul sayısı, öğretmen okulu sayısı 5, 6. Ama mezun olan öğretmenlerimiz gidiyorlar, köyde bir sene dayanamıyor, geliyor. Köylerde öğretmen tutamıyoruz diyor. Ya nasıl yapalım? Yani köy şartlarına yetişmiş öğretmen lazım. Moralleri bozuk. Yani fabrikalar yapıyor, yatırımlar yapıyor ama hala ulaşmak istedikleri o halka ulaşamıyor Cumhuriyet. Ve sıkıntılar çıkıyor. Bu arada bu ulaşamadıkları halkı ağalar, şıhlar, şeyhler, o dönemin köyün feodal yapıları kışkırtıyor Cumhuriyet'e karşı. Çünkü insanlar bilgisiz. Cumhuriyet sürekli isyanlarla boğuşuyor. Ya bir an evvel bu insanlara ulaşıp ne yapacağız kara kara düşünürken çağırıyor. Ya diyor, bizim askerlikte diyor uyguladığımız bir yöntem var diyor. Biz diyor yeni bir silah aldık mı diyor. Manganın içerisine bakardık, en uyanık kim? Akıllı bir şey, okuma yazması da gelirdik, ona öğretirdik diyor. O diyor biz subaydan daha iyi diyor, mangasındaki şeyleri öğretirim diyor. Bana böyle diyor insanları bulalım, bunlara da eğitmen diyelim diyor. Eğitmenlerle başlıyor ve bu eğitmenler askerlikte zeki, uyanık olan bu insanlarla, bakın ne yokluklardan geliyoruz, okuma yazma bilmiyor, 3 ayda kurslar alıyorlar, bunlara bir meslek de öğreniyor, gönderiyorlar köylere. Bu eğitmen kursları 1947'ye kadar devam ediyor. Yani bir taraftan 40'ta köy enstitülerine doğru geliyoruz ama bu eğitmen kurslarının da çok önemi var. Bunlar dağın başında 3 tane ev buldu, 5 tane çocuk buldu. Oraya hemen tahta koyuyor, başlıyor ABC öğretmeye. Abi bakıyorlar ki okuma yazma oranı birden artıyor. Çok tuttu bu yöntem ama sadece 4 işlem ve okuma yazma yetmiyor. Bunlara meslek de edindirmek lazım. O zaman diyorlar ki köy öğretmen okulları açalım. 1938'e doğru. 3 tane köy öğretmen. Bakıyorlar ki oradan mezun olan, köyden aldıkları çocuk eğitip de köye gönderdiği zaman başarılı, oradan 2 gün sonra torpil alayıp ben kente geleceğim demiyor. Bugün bile bu sorun devam ediyor. Yani bugün mahrumiyet bölgelerine gönderdiğiniz insanları Cumhuriyet orada tutmakta, o vatandaşlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Yani şimdi orada devletin veyahut da idare edenler, hükümetlerin diyelim, yani iktidarlar diyelim, daha doğrusu olur. Tercihleri herhalde zaten belirleyici oluyor. Yani eğitime bakış açıları. Kesinlikle. Yani insanların eğitimlisi noktasında çok önemli. Çok güzel bir nokta yaptınız. Yani o da Demokrat Parti göreve geldikten sonra
Türkü enstitülerine karşı şimdi yani bir karşı bir tutum. Ona doğru geliyorum. Evet, buyurun. Şimdi eğitim konusu bir iktidar sorunudur. İktidara bakın, o devletin eğitimin ne yöne gittiğini anlarsınız. Bugün de olduğu gibi. Şimdi o günlerde Atatürk arkasında zorlayıcı bir unsur, sürekli bakanları zorluyor, şey yapıyor ve 1940'a geliyoruz. Köy enstitüleri gibi İsmail Hakkı Tonguç, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı, ikisi bir oluyor. Siyasi gücü, siyasi desteği Hasan Ali Yücel veriyor. İşin teknik organizasyonu, kurmaylığını da Hasan Ali Yücel yapıyor. Hasan Ali Yücel de o yıllara kadar Avrupa'da birçok eğitimi araştırmış. Tabii. 6 bin köye gitmiş bir milli eğitim yetkilisini biliyor musunuz Türkiye'de? Türkiye'nin bu sistemi kurmadan önce 6 bin köyüne gitmiş. O insanlarla yatmış kalkmış. Ben bu insanları nasıl canlandırırım diye adam kafa yormuş. Yani bir de vicdan da var adamda, insaniyet de var. Böyle bir çabayla bu iki siyasi güçle aynı şeyde bu bilgi birleştiği anda köy enstitüleri ortaya çıkmış. 40 yılında yasası çıkıyor. Kemal Bey, tekrar söylüyorum, 40 yılı 2. Dünya Savaşı'nın başladığı yer. 40'tan 46'ya kadar yokluk yıllarında, evet, Türkiye'de 21 tane köy enstitüsü kuruluyor. Bir kuruş devletten yardım almadan, yanlış olur belki de, devletten çok önemli bir bütçe ayırmadan. Çünkü okulu öğrenciler yapıyor. Öğretmenler başında. Ve okulu, mesela bir enstitüyü size soruyorum. Kaç tane hizmetlisi olur? 1000 kişilik bir enstitüde kaç tane hizmetli görevli olabilir? 5'ten 10 tane yani. 8 tane hizmetliyle 1000 kişilik okullar yaşam sürüyor. Yani 1. 2. sınıf. Neden şimdi söylüyorum? Çünkü örgü çok işi öğrenciler, evet, yapıyor. Şimdi hani Hasan Ali Yücel deyince de hani Mersin'e bir bağlantı da kuralım isterseniz. Tabii. Ertuğrul Fıkret Eğen'i kazasında onun da dedesi, evet, anne tarafından, evet, Ali Rıza Bey şehit düşmüştü. Şehit düşmüş. Bizde de biliyorsun Atatürk Parkı'nda Refah Şehitleri Refah var. Refah Şehitleri var. Evet, evet. Şimdi neticede efendim çok güzel bir başlangıç. Sindire sindire böyle alttan alttan öre öre harika da bir yaygınlık kazanıyor. Kırsalda özellikle. Evet. İşte sadece insanlar okuma yazmayı iş edinmeyi değil sanatı da öğreniyorlar. Evet. Piyanolar, kemanlar vesaire, kesinlikle, operalar, kesinlikle, yani köylere daha iyi, tabii, inebiliyor. Bu süreç çok güzel giderken birdenbire de önü kesiliyor. Şimdi bu 1946'dan sonra, yani 46'dan sonra özellikle Demokrat Parti'nin, evet, çok partisi, evet, çok partili rejime geçmenin siyasi bir şey var mıydı? Yani var. Köy enstitülerinin siyasi bir var damarı. Ya o yüzden mi hedef oldu? Evet. Şimdi ben açıkça söyleyeyim. Şimdi bunun en güzel örneğini Kinyas Kartal şey, evet, yapıyor. Kendisi açıkça söylüyor. Yıllar sonra öz eleştiri yapıyor. Niye kapattınız köy enstitülerini deyince? Ya diyor, ben diyor komünist diye kapattılardı, komünist yuvaları diye. Ama diyor ben Rusya'da kaldım. Orada yetişmiş bir subaydır Kinyas, hı-hı, Kartal. Komünizmin ne olduğunu biliyorum. Onlar komünist falan değildi diyor. E peki diyor. Ya diyor bir gün diyor, o zamana kadar diyor köylüler bana gelirdi. Şehirde dilekçe olduğu zaman, bir problemi olduğu zaman, mahkemesi oldu, bana gelirdi. Ya bir baktım ki diyor birkaç sene geçti hiç bana gelmez oldular. Demiş ki kâyası, ya bunu bir araştırın. Ya bir baktım ki diyor o gün diyor o zaman köye bir köyensi öğretmen gelmiş. Artık bana gelmiyorlar. Kimse beni takmıyor. Anlıyor ki kendine bir tehdit var. Şimdi Gün Sazak, o dönemin şeyi, Kinyas Kandal, Adnan Menderes. Bunların hepsi toprak ağası. Köy enstitülerindeki bu ışığın, halkın uyanmasının, vatandaşın, köy çocuklarının bilinçlenmesinin, eğitimi öğrenmesinin, gelişmesinin kendilerine bir tehdit olarak algılıyorlar bunlar. Ve Kinyas Kartal gene Adnan Menderes'e gidiyor ki kıyıda, bak diyor biz Gün Sazak, ben ve şey diyor, diğer arkadaş 3 tane 4 tane ağa sağıyor. Eğer bu okulları kapatırsan bütün oylarımız sana diyor. Yani Demokrat Parti'nin kuruluş nedenleri, amaçları arasında bu parti okulların kapatılması var. Şimdi burada öyle bir bataklık yani bugünümüze devredildi ki. Kesinlikle. Şimdi bu bataklık bugün Güneydoğu'da. Aynen. Aynen. Şimdi bakıldığı zaman terör örgütlerine kimleri kullanıyor bunlar? En başta cahil insanları kullanıyor. Kesinlikle. Yani eğitim, tabii, mağduru,
eğitim mağduru. Yani belki onların da kabahati değil. İşte 1954 kesinlikle halkın kesinlikle kabahati yok. 1954 yılı belki bugünün temellerini attı. Tabii canım. Yani Türkiye'nin terörle ilgili olarak, değil mi efendim? Tabii. Bir bataklığına resmen zemin hazırlamış oldu. Terör yani. Onun dışında ekonomik olarak bakın evet. Hayvancılık çöktü. O insanları sanayi, üretken hale getiremiyorsunuz. Tabii oradan evet. Devlet çekildi. Evet. Oradaki insanlar yani bugün gerçekten... Bir de Sayın Erkan, şimdi burada şu da gözüküyor. Halk ile eğitim arasındaki bir buluşma. Kesin. Çünkü halk kendini eğitiyordu. Tabii, yani siz de biraz önce altını çizdiniz. Tabii. Yani köy üstlülerinin amacı bu. Halk birey kendi toplumunu eğitmesi. Bakın, en iyi dilini anlıyor. Biz köylü, tabii. Şimdi şöyle, yani. Köy çocuğu. Evet. Şimdi ben kent soylu bir insanım. Benim babam evet. Köy enstitülü bir öğretmen. Evet. Ama benim hayatım kentte geçti. Ben gidip de bir köylünün sofrasında oturup bağdaş kurup efendim onun dilinden konuşma ne kadar da yapsam zorlama oluyor. Evet. Ama o insanlar benim babamı biliyorum. Hemen bağdaşını kurar, sıkmasını alır. Adam şeyle onunla bir empati duygu şeyine giriyor. Köy enstitülerinde bir ifade var öğretmen. Gündüz halk çocuklara öğretmen, saat 5'ten sonra da halka öğretmen. Çünkü köy enstitüsü okullarında, öğretmen okullarında, köy enstitülerinde bir öğretmenin şu misyonu vardı. Bir meslek bilecek, yapıcılık, marangozluk, demircilik, arıcılık. Bunlardan bir veya sağlık, bakın köy enstitülerinin o gün temel, üç temel bahsetti. Birinci ayağı öğretmendi. İkinci ayağı sağlık memuruydu. Üçüncü ayağı ziraat teknisyeniydi. Üçe geçemedi. Ziraat teknisyenlerim de yetişti. Bugün sanıyor ama musunuz? Ama çok ziraatta da çok başarılar elde edilmiş. Yo, yani. 1200. Kesinlikle kendileri yani yaptı. Dönümlük bir tabii, arazi. Tabii öğretmenlere mesela mezun olduğunda tabii. Onlara arazi verdiler. Mesela tabii. Köy enstitülerinin 6000 dönüm, 7000 dönüm arazileri vardı. Size söylesem o arazide üretilen domates, tonlarca domates üretiyor, tonlarca. Bunu satıyorlar, evet. Döner sermayeye gelir oluyor. Yani fabrika gibi de çalışıyor. Şimdi evet. Sloganı şu, yaparak, iş içinde yaparak, yaşayarak iş içinde eğitim. Bugünkü gibi kara tahta başında domatesi tarif etmiyor. Tarlaya gidiyor, domatesi dik diyor. Şu sınıf şu tarladan sorumlu, bu sınıf bu tarladan sorumlu. Şimdi işin içinde yetişiyor insanlar. Şimdi Sayın Erkan, yani tamam yani biraz da konuları atlayarak gidiyorum ama günümüzü tabii, de tabii, getirmem tabii, gerekiyor. Bazı tabii ki. Oluşumlara. Bugüne geleceğiz. Çünkü yani neden sonuç ilişkisi kurmak gerekiyor. Şimdi bugün Türkiye'nin mücadele ettiği küresel terör örgütü paralel yapı. Evet. Ya yani bu tartışmasız. Kesinlikle. Şimdi evet. Bunun nemalanması, palazlanması, güçlenmesi eğitim içerisinde. Kesinlikle. Olur. Bakın. Yani çok basit bir dışarıdan bakıldığı zaman hani eğitim kurumları çok basit alınıyor bazı insanlar ama bu birinin eline geçildiği zaman geçirildiği zaman bu güç, niyetli, bu yetki bu evet. Güç, bakın nereye kadar nereye kadar gidiyor. Çünkü yani köylerden köy evet. Üstlerine çıktınız. Babam derdi ki bizim yani derdi devlet elini çekince kesinlikle. Bu alana Kemal Bey yani gidiyor. Siz konuyu çok güzel ya çalışmışsınız. Yani, neden? Yani bir siyaset noktasını yakaladınız. Evet. İki bu şeyi yakaladınız. Gerçekten evet. Sizi tebrik evet. Ediyorum yani. Gerçekten konuyu bayağı güzel noktalardan yakalıyorsunuz. Benim hızlı anlattığımda atladığım evet. Noktalardan. Şimdi köy çocuklarının o dönemde babam derdi. Bakın kendi babamdan örnek veriyorum. Benim dönemimde sene 45-46'lı babam. Müfettiş değil mi? İlk öğretim müfettişi. Evet, evet, emekli oldu. Tanınmış, evet. Tanınmış evet, birisi Mersin'de. Babanızda. Evet. Öğretmen okulu öğretmenliği yaptı. Tabii tabii. 49'da gitmiş. Biz derdi köy enstitüsünden başka yatılı okul bilmezdik. 3 günde geliyor Mersin'e. Bakın eşek sırtında 3 günde geliyor köy çocuğu. Şimdi ilkokulu bitirmiş. Bunun yüksek ortaokula gidebilmesi için Mersin'de evi olması lazım. Şimdi yetim bir çocuk. Nereden gelip de tek başına ev tutup da burada kalacak? Bugün ama şunu söyleyeyim. Bugün hala böyle köyler var. Yani taşımalı eğitimle öğretmeni oradan çektik. O köyde öğretmen yok. İnsanlar benim Aslanköy'de şu anda lisesi sayısına gitseniz bir sınıfta 10 kişi 5 kişi var. İnsanlar eğitimi iyi bulmadığı için hepsi buraya geliyor. İşte bu Aladağ'daki olay. Şimdi biraz sonra gelecek. Aynen. Aynen ama oraya geliyor. O da bir taşınmalı eğitimi. Evet. Şimdi siz yani, devleti eğitimden çektiğiniz bence. Zaman öğretmeni eğitimden çektiğiniz zaman buraya işte böyle tarikatlar, cemaatler evet. Bunlar el atıyor. Bunlar devletin hiçbir denetimine tabi değil ve arkasından ölümler. Bakın
ölümler işin bir yönü ama yaşasaydı yaşayanlar da devlete düşman oluyor. Evet. İşte bakın FETÖ olayı bugün şu anda Türkiye belki şu anda bir iç savaşta olacaktı eğer başarılı olsaydı. Evet. İşte ama bu cemaatlere bunu teslim eden zihniyet 46'daki gelen Demokrat Parti döneminde gelen bu yaklaşım, bu okullara haksız eleştiri, bu okulların mezunlarını gerçekten hak etmediği şeyle yapıp bu okulları kapatanlar bugün bu geldiğimiz noktada o temiz halk çocuklarını tarikatlara, cemaatlere teslim edilmesi neden oldu. Bakın yani. bir hata daha yapıldı. 46'dan sonra öğretmen okulu oldu ama derslerin müfredatı biraz değişti. Babam mesela 49'da köy enstitüsü girdi. 56'da öğretmen okulu. Ben melezim derdi. Ama köy enstitüsü ruhu vardı babamda. O zamanlar babam aynen şunu derdi. Bize son sınıfta 3 il yazın derdi. Nereye gitmek istiyorsunuz? Bakın köy enstitüsünün ruhuna bakın. Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim için vatan görevidir diyorlar. Evet. Yani ben İstanbul'a gideceğim. Hı. Ben Mersin'e tayin olacağım. Değil. Evet. 3 sınıf vardı diye. 3 şubede böyle yazdık diye. O şubenin hepsini babamları Bingöl'e veriyorlar. Bir şubeyi Ağrı'ya veriyorlar. Öbürsünü Muş'a veriyorlar. Böyle köylere gidiyorlar. Evet. Şimdi şu anda böyle bir tercih yapılsa kaç kişi acaba Doğu Anadolu'da görev almak ister? Hani çok özverili insanlarımız, öğretmenlerimizin şimdi, olduğunu yani, yatsımıyorum. Yok. Şimdi şu aşamada orada biliyorsunuz bir kaos yaşanıyor. Yani can güvenliği sorunu var. Yani bugün gitmek istemeyenleri de ben anlayabilirim. Bugün benim kastetmek yani, istediğim onu yok sayalım. Evet. Tabii. Onu yok sayalım. Öyle olmadığı ortamda bile, terörün olmadığı yıllarda bile, yani 70'li, evet, 60'lı veya o yıllarda bile öğretmenlere böyle bir oraya giden devlet görevlilerine bu kadar şey olmadığı yıllarda bile tayin olan öğretmen ikinci gün torpil arıyordu siyaseten. Evet, gelmeye çalışıyor. Doğru. Şimdi efendim orada yani köy enstitülerinin bir başka özelliği de sadece eğitilmiş insanlar değil. Ya bence adam yetiştiriyorlardı yani. Topluma çok güzel örnek, toplumu yönlendirebilecek lider ruha sahip insanlar zaten yani bunları tabii. yönlendiriyordu. Ama biz hep böyle anlaşılmaz yani çok iyi giden şeylerin bir anda önü kesildiği zaman yani şimdi tabii sayın izleyiciler, şimdi burada hemen benim konuğum Serdar Erkan olunca makine mühendisleri Mersin Şube eski başkanı. Gündem konuları içerisinde sizin de malumunuz nükleer santral 1/100.000'likte yerini aldı. Artık eller de sıkıldı medveyle geçen Sayın Başbakan Yıldırım el de sıkıştı. Bunun getirileri biz tabii ki isterdik ki Mersin makine mühendisi oda başkanı. Yani bizzat kendisini konuk alalım ama maalesef basından kopuk bir yani bir odayla bugün itibariyle karşı karşıyayız. Ama Sayın Erkan sizin zamanınızda gerçekten Mersin Makine Mühendisleri Odası hayatın içerisinde ve sorunlar olduğu zaman da ciddi anlamda basın üzerinden de bunun tepkisini dile getirip altını çiziyor idi. Oraya geleceğim. O özelliğinizde var. Geniş konularımız ama. Şimdi burada eğitimin hani bu artık bir ütopya mı oldu? Yani bir nostalji mi oldu? Yoksa Hayır. bu tekrar yani dernek bağlamında biraz konuları... Evet, bizim derneğimizin konusuna geliyoruz. Evet, evet, yani bu tekrar canlandırılabilir mi? Neler evet. gerekiyor? Sizin bir etkinlik zannedersem planlıyorsunuz. Evet. Onlarla ilgili efendim bilgilerinizi tamam. alalım. Buyurun. Şimdi bizim köy enstitüleri kapatıldı ama o köy enstitüsünün eğitim ilkeleri yani yaparak, yaşayarak Tonguç'un bir lafı var. Kişilik eğitimi. Bakın doğruyu söyleyebilen, her şeye biat etmeyen, aklını kullanabilen insanlar yetiştirmekti. Köy enstitülerin yetişen insanlar sorgulayan insanlardı. Bir köy enstitüde her yıl Tonguç'un talimatı var. Bir köy enstitüsü yılda en az 20 kitap okumak zorundaydı. Resimleri var. Aralarda şeylerde köy enstitüsü demek bir ağaç dikmek, iki kitap okumak demek. Biz bugün derneğimizde de bu kitaplığı kurduk. Gittiği yeri yeşertmek, kalkındırmak, bakın ikisi de biri ülkesine dönük bir şey yapıyor, ikincisi aklını özgürleştiriyor, daha fazla okuyor, budur. Şimdi Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, tabii köy enstitülerini bugünkü şartlarda kurmak gerçekçi değil. Çünkü teknoloji ilerledi ama eğitim ilkesini
koyabiliriz. Bir, kişilik eğitim vererek aklını kullanan insan. Bugün ezberci bir insan değil. İkincisi, yani sorgulayan bir insanı yetiştirmek. Çağdaş bilimle donatmak. İkincisi de yaparak, yaşayarak öğretmek. Yani bugün çocukların %80'i domatesi tarlaya gidip de domates göstermek değil, resimlerden, kitaplarda göstermek. İşte geçenlerde benim apartmanımda oldu. Bir köpeğim var benim. Köpeği çocuklar nasıl heyecanlanıyor? Yani hep şeyde görmüşler. Kitaplarda görmüşler. Canlı elini bile dokunmamışlar. Bizi şey yap. Yani hayattan, yaşamdan kopuk bir eğitim düzenimiz var. Dolayısıyla yaşamla karşılaşınca yaşam becerileri açısından bocalıyorlar. Ve yaklaşık 20-25 yaşına kadar ailenin koruması altında el bebek, gül bebek. Ondan sonra dışarı çıktığı zaman insanlar, çoğu gencimiz bocalıyor, başarılı olamıyor. PISA sonuçları da bunun şeyi. Bakın en başarısız olduğumuz konu ne biliyor musunuz? Bırakın yabancı dil falan. Bu en son PISA sonuçları, uluslararası eğitim sonuçlarında okuduğunu anlamama. Kendi diliyle daha anlama becerisi gelmiyor. Şimdi kendi diliyle anlayamayan Kemal Bey. Ezberci bir toplum yetiştirir. Tabii ezber. Şimdi sizi nasıl anlaşabiliriz? Evet. Bugün trafiğe çıkıyoruz. İki dakika sonra insanlar laf atışmasından sonra kavga etme durumu. Yani böyle barut üstünde bir toplum, birbirini anlamayan, en ufak bir şeyde çatışan bir topluma dönüşüyoruz. Bu şiddet toplumu oluyoruz. Gücünü ifade ederek değil, yumruğunu göstererek sonuç almaya çalışıyor. Bugün kadına yönelik şiddetin temelinde de bu eğitimsizlik var. Erkeği tabii eğitemiyoruz. Onu bırak. Erkeğin yetiştiren anneyi yetiştiremiyoruz ki çocuğunu yetiştirsin. Yani şimdi bakıldığı zaman 2. Dünya Savaşı sürecine Nazi Almanya'sı yerle bir olmuştu. Japonya tabii. Japonya zaten yani atom bombalarıyla Nagasaki, evet, işte Hiroşima falan. Evet. Savaş sonrasında bunlar oturdular, değerlendirme yaptılar. Evet, biz şu anda bittik. Yani bir tane şey yok, bina yok. Bina yok, tabii sıfırlandı. Yani sıfırlandık. Sanayi savaşta, bitti, tabii. Savaşı da kaybettik. Tabii. Ne yapabiliriz? Çeşitli tabii alternatifler. Tek bir fikirde buluştular. İnsanlarımızı yeteceğiz. Kitap okuma alışkanlığı önce sağlayacağız. Kesinlikle. Şimdi Japonya ve Almanya. Gelinen noktada bir Japon'a yılda 36 tane kitap düşüyor. Bakın, bir Japon musunuz? 36 tane kitap okuyor. Ben seyahatimde, evet, iki tür Japon gördüm. Uzun şehirler arası gidip geliyorlar işe. Ya uyuyor ya kitap oluyor. Başka hayatta bir Japon görmedim. Şimdi biri bilgi depoluyor, diğeri de enerji. Enerji depo. Şimdi Almanya'ya bakıyorsunuz 24 kitap. İngilizler 18 kitap. Evet. Bir tane. Şimdi evet. Türkiye'ye geldiğimiz zaman 15 bin kişiye yılda sadece bir kitap düşüyor. Şimdi ya. Evet. Şimdi niye biz geriyiz? Niye biz hala kaos ortamı içerisinde işte terör olayları yani insanlarımızda eğitim konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi Sayın Erkan, bunu zaten bizim bile söylememize gerek yok. Yani sokağa çıkan herkes bugün Türkiye'nin birinci sorununun işte eğitim olduğunu artık ama fikir. Adam gibi bir eğitim olduğunu ve eğitimin de arındırılması gerektiğini anında anlıyor. Ve özellikle o eğitimdeki büyük sıçrayış, dünyanın en zor döneminde, büyük savaş, 30 milyon insanın canını kaybettiği tabii bir Avrupa'da savaştan. Avrupa'da faşizmin kol gezdiği yıllarda Türkiye'de bir eğitim devrimi yaşanıyor. Evet. Devrim yaşanıyor. Evet. İşte Atatürk'ü de emsalsiz kılan bence. Ben bir bu örnek vereceğim buradaki başarısını göstermek için, evet, Kemal Bey. Yani somut bir tespit. 100 yıl önce bizim güney sınırımızdaki Suriye'nin bir köyü Osmanlı toprağıydı. Karşısında Antep'in bir köyü de gene Osmanlı toprağı. Evet. Bu iki köy arasında fark yoktu. Ama bugün oradaki insanlar buraya geliyor. Ve okumuştuk, şimdi sokaklarda bakıyoruz, Suriyelilerin bir eğitim yapısına bakıyoruz. Yani bizim insanımız, bizim en kötümüz bile böyle biraz daha insani değerlerle donatılmış şey. Onların, evet, ailevi yaşamlarına bakıyoruz. Evet. Şimdi bu farkı yaratan işte Türkiye'deki yetişmiş insan gücü. Cumhuriyet'in yetiştirdi. En önemli zirve yaptığı noktada Aziz Sancar'ın, Nobel ödülü adamı Aziz Sancar'ın, benim öğretmenlerim köy enstitüsü öğretmenlerdi demesi.
Evet. Köy enstitüsü sistemi bir Aziz Sancar yetiştirdi Türkiye'de. Evet. Ama bakıyorsunuz güney sınırınızda birbirlerini boğazlıyorlar. Kardeşlerini boğazını kesiyorlar. Çocuklarını pazarlarda satıyorlar. Böylesine ilkel bir toplum var. En basit şey Türkiye'deki Cumhuriyet devriminin eğitim yarattığı devrimin şeyi var. Burada bir sanayi var. Umut var, geleceğe yönelik bir şey var ama öbür tarafta insanlar savaşta ve kaosta. Bugün evet. ülkemiz de terör belasıyla boğuşuyor ama insanların tutunacak dalları var, ümitleri var, bir vatanları var. Bakın vatan olması çok önemli. O insanlar vatansız kaldılar, çoğu geldi 3 milyon buraya. Yani bir insan için en ağır bir şey yurtsuz vatansız kalması. Yani bunun nedeni ne? İşte oradaki insanların o eğitim devrimini yapamaması. İşte bir dönemde gerçekten Atatürkçülük, fikriyet anlamında sınırlarımızı aşmıştı. Yani bu Gandhi'den, Gandhi, tabii. Atatürk İngilizleri yenene kadar biz onları yarı tanrı zannederdik. Tabii. Yenilebilir olduğunu ispatladı. Yani emperyalizmin yenilebilir olduğunu ispatladı. Ulus, yeni bir devlet. Evet. Ve vatandaşlık bilinciyle donatılmış insanlardan kurulu bir devlet ortaya çıkabilir. Şimdi efendim günümüze biraz gelmek istiyorum Selim evet. Kan. Yani siz tabii ki önemli bir misyonu var köy enstitülerinin. Şimdi Mersin Şube Başkanı olarak da evet. bakış açınız. Zaten Mersin kamuoyu sizi yakından tanıyor. Teşekkür Çok ciddi ederim. Bir sivil toplum örgütüsünüz. Yani kanaat önderisiniz daha doğrusu. Bunu biz evet. yani bir gazeteci olarak bizim tespitimiz. Şimdi nihayetinde efendim bugün gelinen noktada İşte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ile işte AK Parti Genel Başkanı Başbakan Sayın Yıldırım yeni anayasa ile ilgili olarak bütün pürüzlerin ortadan kaldırıldığını ifade ettiler ve el sıkıştılar. Hı hı. Şimdi gelinen noktada yeni anayasa. Yani siz bu fikre nasıl bakıyorsunuz? Bir de işte yeni Türkiye bir şeyi var, dayatması var. Eskiye giden fakat adının yeni konulduğu bir Türkiye doğru. Çünkü biz baktığımız zaman daha çok Türkiye'den ziyade Osmanlı'ya bir dönüşüm görüyoruz. Özlemi görüyoruz. Evet. Dönüşüm var. Yani bu özlemin dışında olan bir şey. Artık o şeyi kırdı. O zinciri kırdı. Şimdi dönüşüme başladı. Evet. Açık yani bu. Net. Yani bunu şimdi buradan artık bir bazıları yani farklı yöntemlerle anlatmaya çalışıyor ama burada net olmak lazım. Şimdi gelinen nokta budur. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Buyurun. Şimdi ben ondan öncesinde bir fırsat verirseniz önümüzdeki hafta Hasan Ali Yücel'in 119. yıl dönümü, doğum yıl dönümü 17 Aralık. Ona adanmış bir etkinliğimiz var. Mezitli Kent Konseyi ile beraber bakın köy enstitülerin programımızın sonuna doğru bunu ayrıntılı bir şekilde konuşalım ifade edelim. Peki, sonuna doğru. Tamam. Yani akılda kalsın. Şimdi baksın. Ben onu şimdiden anons ediyorum. 17 Aralık'ta saat 2'de Mezitli Kent Konseyi binasında eski evlendirme dairesinde Sayın Mustafa Gazalcı köy enstitüleri üzerine çok değerli kitapları var. Yayına kendisi de bir öğretmendir ama köy enstitülerinden kapananlarda öğretmen oradan yetiştirir. O kültürden gelmiştir. Bir kırsal kalkınma ve köy enstitüleri çok önemli. Yani köy enstitülerin bir de kalkınma boyutu var eğitimin dışında anlattığımız. Evet, tarım. Onu tartışacağız. Evet. Bunu anons edeyim. Sonunda gene söyleyeceğim ama şimdi sorunuza gelelim. Şimdi şunu söyleyelim. Bir kere Cumhuriyeti kurarken Mustafa Kemal bir padişahlık döneminden toplumu bir demokrasiye geçiyor. Bundaki maksat ne? Toplumu bir tek kişinin yönlendirmesinden küçük bir dar grubun bütün ülkeye hakim olmasından, ona biat edilmesinden bir Osmanlı subayı olarak buradaki yanlışı görmüş, çağdaş dünyanın geleceğinin demokraside olduğunu görmüş, bir meclis kurmuş. Bu savaşı da mecliste yönetmiş. İsterse 10 tane etrafındaki askerle tek başına karar alarak gördü. Ama bir meşruiyet kazanmak için bir meclis kurmuş. O meclise sabahlara kadar laf anlatmaya çalışmış. Yani düşüncesini anlatmaya karşı çıkanlar var. Şimdi böyle bir ortamda, savaş ortamında meclis kurup meclise güvenen, o meclisin gücünü şey yapan bir kurucu irade başkanlığı tercih etmemiş. Demişler ki padişah ol, hayır olmam. Ben demiş demokrasi değiştim. Ben işte halkımdan ne görev verirse vermiş. Gazi ünvanı vermiş, Atatürk ünvanı vermiş. Cumhurbaşkanı seçilmiş ama
bir meclis kurmuş. Meclis halkı temsil eder. Şimdi ve güçler ayrılığını temsil eder. Yani demokrasinin temel şeyi birbirini denetleyen kurumlar yani olması. O sistem devam etmeli. O sistem devam etmeli. Bugün parlamenter sisteme kesinlikle, kesinlikle. Yani devam edilmeli. Kesinlikle. Güçler ayrılığı idaresi ha, eksikleri varsa bakın parlamenter sistemimizin şu anda 1980 Anayasası'nın getirdiği o parti şeyini hiçbir şey değiştirmedi. Bak bir sürü değişiklik oldu anayasada ama partiler kanunu evet. değişmedi. Seçim kanunu yani değişmedi. Yani o dikta rejiminin yapmış olduğu anayasadaki antidemokratik yasalar devamlı iktidarlar tarafından kullanıldı. Tabii, değiştirilmek istenmedi. İstenmedi. Çünkü bugün değiştiriliyor. Şimdi bugün o hataları göstererek yani bir yağmurdan kaçarken doluya tutulacağız. Yani partiler yasasını değiştirerek partilerdeki lider hegemonyasını tabana yayarak halkın daha çok partiler içinde parti üyelerinin şeye sürece katılmasını sağlamak varken biz toptancı bir anlayışta tek adam yönetimine doğru gidiyoruz. Ama zaten tek adam yönetimindeyiz. Yani hayır ama bu meşru hale getiriliyor. Parti liderlerine baktığımız zaman yani bu muhalefeti de içinde yani hatta bazı sivil toplum örgütleri bile. Bakın yani içinde kesinlikle, tek adamlık. Tabii. Yani yerele kadar inseniz yine doğru, var. Yani doğru ama bu bir kanun bu yasalar böyle değil ama uygulamada aksaklıklar var. Bunu düzeltirsiniz. Ama şimdi yasayı değiştiriyorsunuz. Tamamen meşru hale getiriyorsunuz tek adamla. Geri dönüşü olmayan evet. bir yol. Şimdi bakın bu diktaya ve Atatürk'ün bıraktığı o sultanlık rejimine doğru gidiyor. Şimdi seçilmiş krallar olacak. Bakın seçilmiş krallık olacak bundan sonra. Seçtiğiniz zaman o insandan bir daha hesap soramayacaksınız. Soracak çünkü mahkemeleriniz onun elinde. O atıyor yarısını. Anayasa Mahkemesi'ni o atıyor. Meclisi o seçecek. Partili olsun deniliyor. Meclis onun denetiminde. Güçler ayrılığında yasama, yürütme, yargı elinde olduğu zaman seçilen insanı kim denetleyecek? Halk denetleyecek diyoruz ama halk 5 yılda bir sandık konuluyor. Ama halkımızın medyada elinde, bakın medyanın büyük bir çoğunluğu da elinde, tamamen sabah akşam bir kişinin yayınını yapıyor ve o insanın söylediklerine inanılıyor. Şimdi bağımsız bir medyanın, bakın ben size burada kutluyorum. Bugün bunu konuşabilmemiz çok önemlidir yerel bir şeyde. O anlamda başkanlık sistemi bizi padişahlığa götürür, çatışmaya götürür. Onun arkasından gelecek olan daha böyle toplumu gergin yapar, bloklaşmaya götürür. Bakın Amerika'da Trump'ın karşıtları eylem yapıyor. Yani bu başkanlık sistemi demokraside denetimin olduğu, halkın da demokratik bilincinin yüksek olduğu bir ülkede bile şu anda Amerika ikiye bölünmüş durumda. Yani bir çatışma var. Sokaklarda kavga ediyor karşı. Ki Amerika'da gibi böyle demokrasi açısından yüksek bir standartları olan ülke olarak düşünüyoruz. Şimdi bizde böyle olduğunda bu kutuplaşmayı nasıl şey yapacağız? Şu anda Tukak'a gösterilen koalisyon hükümetleri, uzlaşma rejimleri karşı tarafı sen kabul etme şey. %51'i bir şey yapıyor. %49'un hakkını kim koruyacak? Dolayısıyla başkanlık sistemi Atatürk'ün öngördüğü kurucu iradede bizim gibi doğu toplumları için feodal yapının yüksek olduğu, insanların biat kültürünün yüksek olduğu, halkının çoğunun ortalama okumuş yazmışlık seviyesi 5 yıl olduğu toplumlarda otomatik olarak bir lider kültü yaratır. O lideri krallaştırır ve onun tüm yetkileri ona verir. Ve o zaman da muhalefet kalmaz. Muhalefetin olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Evet. İşte demokrasinin canlarını verenlere de, demokrasi şehitlerine de bu da ayıp olur. Yazık evet, olur. Kesinlikle. Yani kesinlikle. İşte bizler efendim tabii ki konuşuyoruz, konuşturuyoruz. Ama burada bir gerçek var. Yani amacımız kesinlikle birilerinin karşısında bir cephe oluşturmak değil. Hayır efendim. Biz ama ülken, tabii ama ki. Nedir? Konuşulmadık hiçbir konu kalmasın. Yani Türkiye'de konuşan insanlar da olsun. Bugün gelinen noktada bu çok azaldı. Evet. Yani konuşmaktan itina eden
Bazen korku toplumu tabii oldu. Tabii yani korku toplumu. Özellikle şimdi, evet, bu yani Nazım Hikmet de güzel bir şey söylemiş. Sen yanmasam ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa. Evet. Şimdi orada Atatürk'ün de bazı söylevleri var. Mesela bir Bursa konuşması var. Cumhuriyet tehlikeye düştüğü zaman bu ülkenin polisi vardır, korkuyor. Devleti vardır, işte devletin polisi vardır, askeri vardır, yargısı vardır demeyeceksin. Ve buna taşla, sopayla, neyle artık el imkan varsa karşı duracaksın. Cumhuriyeti korumak için. Bu gelinen noktada Cumhuriyet sizce bu yeni anayasayla beraber tehdit altında mı? Yani gerçi şimdi siz de yeni anayasa diyoruz ama biz de bilmiyoruz içeriğini şimdi. Allah şimdi var. Genel olarak... Bilemiyorum yani ben ne var ne yok içinde. Belki tabii güzeldir. Şimdi ben. Şöyle tabii bilmediğimiz bir şeyi konuşuyoruz ama anlatılanlardan, söylenenlerden, ipuçlarından giderek yorumluyoruz. Birkaç genellikle böyle yasalar içine tatlandırıcı derler çıkartılırken. Onun tabiri birkaç tane böyle kamuoyunun işte efendim şiddeti azaltacak birkaç yasa konulur. Onlar gösterilerek evet. Onun arkasında kalan mesela 2010 referandumunda bugün FETÖ'nün yargı hakimiyetinin temelini atan değişiklikler oldu. Tamamen iktidarın tasarrufuna verildi ve iktidardaki siyasi ayağının FETÖ'nün güçlü olması nedeniyle bütün atamalar yapıldı ve FETÖ yargıya hakim oldu. Silahlı kuvvetlere hakim olma derinliğini sonradan öğrendik. Evet. Bu sınav, kadar beklemiyorduk. Sınav sorularının çalınması yöntemiyle evet. Oradan, kadar yaygın olduğunu oradan bir kadro yaratmış. Kadro yaratmış. Yargıda ise 2010 referandumu dönüm noktası oldu. Yargı tasfiye edildi, bağımsız yargı ve tamamen FETÖ'cü bir anlayışa teslim edildi. Ve o FETÖ'cü anlayışı Sayın o dönemin Başbakanı Erdoğan bile darbeden önce birkaç kere bunu açıklamasına rağmen yargıda istedikleri değişiklikleri, istedikleri şeyleri yapamadılar. Evet. Dolayısıyla bir balyoz harekatı gibi bu işi yargının yüz karası olan balyoz yargılamaları, Ergenekon davaları gibi yani, kendi tabii. Ayağına kurşun sıkan, kendi ordusunu tasfiye eden bir evet. Yargı yaratıldı. Evet, maalesef. Şimdi böyle bir deneyimden geçtikten sonra şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye yeni anayasayla adının yeni olması sistemin yeni olması değil. Her yenilik ileriye gidiş değildir. Bazen geriye dönüşü evet. Getirir. O anlamda bunun sakıncaları çoktur. Halkımız da bunu görüyordur, görecektir. Dolayısıyla kendine göre en doğru tercih yapacak. Şimdi orada yani yeni bir takım şeyler de var ya. Mesela nedir? İşte bu terörle mücadele, bu özellikle derin terör, yani evet. Bu FETÖ ve paralel devlet yapılanmasıyla evet. ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Yani o gözlemleniyor. Şimdi bunlar 1960'lı yıllardan başlayarak bugüne kadar gelmiş bir yapılandırma. Yani bu, yani şu iktidar, bu iktidar değil. Dememek ama lazım. Ama uyaran aydınlar ama var. Beslendiği, genişlediği, daha zemin bulduğu, evet. Yani. Son 2002'den tabii, bu yana. Bu, evet. bu yana ama... Şimdi burada bir hatadan da dönülüyorsa bizler destek olmak zorundayız. Bakın, durumundayız. Bu yani ben tebrik ediyorum. Mücadele eden kesinlikle. Hem silahlı kuvvetler içerisindeki hem emniyetin içerisindeki yargının içerisindeki bu cüruhla mücadele eden herkesi kutlarım. Kesinlikle. Yani bunun yani, hiç devlet şey içinde devlet olamaz. Olamaz. Mümkün değil. Onu o konuda meşru mücadele çok canlar hakkı, yandı Sayın Erkan. Gerçekten Türkiye'nin dört bir köşesinde sessiz çığlıklar inan koptu. Bunların hukuksuzlukları. Kesinlikle. Birçok ailelerin tabii. Şeyi ve karardı. Bunların da birinci hedefinde hep Atatürkçüler vardı. Kesinlikle. Yani düşünce İşte onları tasfiye edip evet. Kendileri o kadroları evet. Yerine kendileri geldiler. Evet. Şimdi bunların efendim dışında aslında her konu bir programlık ama ben kısa kısa geçeceğim. Evet. Sizi de yormayacağım. Siz bu kadar o, güzel konuları ne zaman düşünüp ayarladınız? Hep böyle güzel yerlerden yakalıyorsunuz. Yani sizin biraz da hani daha Sayın böyle vakıf olduğunuz daha vakıf evet. Olduğunuz konu makine mühendisi odası. Yani evet. Orada ciddi çalışmalarınız vardı bir asansörle ilgili. Evet. Ki asansör facialarının önüne geçilmesi noktasında siz elinizi taşın altına da koydunuz. O da olarak. Çok büyük evet. Tehditler de aldınız. Biliyoruz evet. Bunları benim. Şimdi burada bir nükleer santral oldu bittisi yaşanıyor. Evet. Şimdi gerçekten ben de bilmiyorum. Hani küresel ısınmaya baktığımız zaman sanayi devriminden buna 1.9 santigrat bir artış. Çok ciddi bir artış. Yani ben
Stephen Hawking. Bin yıl diyor. Bin yıl kaldı. Şimdi bu adam evet yani kıyamete. Big Bang falan teorisiyle gündem geldi ama şimdi bunun bilgilerine de gerçekten saygı duymak gerekir. Evet. Bin yıl diyor. Yani şimdi küresel ısınmanın karşısında bir şey gibi gözüküyor. Alternatif enerji. Öyle nükleer santrallar. Nükleer santral. Öyle de bakmak lazım. Yani onu da empoze ediyorlar ama tabii iş, aş, işte ekonominin kalkınması, enerji sorunu falan giderilmesi noktasında da tabii artılar var ama şimdi eksiler boyutuyla olaya baktığımız zaman siz nasıl görüyorsunuz efendim? Şimdi Mersin için bakın ben şunu söyleyeyim. Ben bir mühendis olarak yetiştirdiğimiz bize dediler ki en pahalı enerji bulunmayan enerji. Ben mühendis olarak bir enerji çeşitlenmesine karşı değilim. Nükleer santralları da bazen eleştiriyorlar. Kökten bir karşıtlığım yok. Evet. Size bir şey söyleyeceğim. Bu çok bilinmiyor. Bakın nükleer enerji iki yolla elde ediliyor Kemal Bey. Birisi hani biz bildiğimiz klasik atomun parçalanmasından çıkan enerji. Evet. Okullarda okuduğumuz. Evet. Bilinmeyen yeni bir tek şey de var. Atomun birleşmesi. Birisine füzyon diyorlar parçalanma. Evet. Diğerine füzyon diyorlar. Füzyon olan nükleer santrallar şu anda dünyada yok. Çünkü teknolojisi çok zor. Neden söyleyeyim? Güneş bir nükleer reaktör. Füzyon yoluyla atom birleştirmez. Ama hangi şartlarda? 3000 derecede. Şu anda dünyada 3000 dereceye dayanıklı bir malzeme, ekipman yok. Dolayısıyla şu anda laboratuvar şartlarında yapılan, üretilen bu nükleer santral çok kalmayacak. 20 seneye kadar bu santrallar gelecek. Yani füzyon var. Füzyon. Şu anda füzyon var. Hep klasik nükleer santrallar bu. Şimdi füzyon teknolojisinin şeyleri, siz söyleyin, zararları, o atık sorunları falan buna göre çok çok daha az. Şimdi mesele... Ama daha teoride bakın, yani yapılmaz. Tabii hayır, laboratuvar çalışmaları da var. 20 seneye kadar kurulacak diyor. Avrupa Birliği çok ciddi fonlar ayırıyor. Kendi şeyinde bunu yapılacak. Şimdi niye söylüyorum bunu? Şimdi ben kökten bir şey, enerji çeşitlendirmesi yanlıştır demek yanlış. Ama bugün füzyon tipi nükleer santrallar Fukushima'dan ve Çernobil'den sonra çok ciddi sorgulanıyorlar güvenlik açısından. Efendim milyonda bir diyorlardı ama bu bütün şu ana kadar olan o Amerika'da Three Island dediği kazalar var ilk şey. Hı. Ve birçoğu da bildirilmeyen kendi içinde alarm verilip giderilen kazaları atom enerjisinin kaydettiği kazaları alırsanız olasılık milyonda değil yüzde bir oluyor. Yani milyonda bir ütopya. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ya şimdi Akkuyu ile Mersin çok uzak birbirinden. Yani. 100 kilometreyi bulmayan bir ya şey var. 100 kilometre. Uçuş uçumu. Yani, tamam da şimdi onun için o 10 metre 50 metre yani. Evet. Bizde 1 kilometreye evet. Çok uzak derler tamam. Evet şimdi, evet. Ya 100 kilometre ta derler. Şimdi burada orada çıkacak olan büyük bir Allah korusun ya bir felaket vesaire Mersin ne kadar etkiler? Yani nükleer bu kadar çok radyasyon tehlikeli midir yani? Kesinlikle. Kokusunu alamazsınız, hissedemezsiniz. Hmm. Nasıl yayıldığını bilemezsiniz. Yani bir rüzgar sadece aletle ölçebilirsiniz. Yani siz nükleerin içinde, radyasyon içinde yaşayabilirsiniz. 3 gün sonra fark edebilirsiniz. Yani insan bunu fark etmeyebilir. Bunu aldıktan sonra doku tahribiyeti, tabii yakınlığına, uzanlığına, aldığı dozun şiddetine. Size bir örnek vereceğim. Hiç akciğer filmi çektirdiniz mi? Yani, çektirdiniz. Evet. Hastaneye gittiğinizde o çeken teknisyen ne yapıyor? Tabii radyasyon etkilenmemek için gümüş şey veriyor. Onu tabii. Gümüş veriyor, arkasına tabii, geçiyor. Yapar, tabii. Bakın oradaki şey bile, derecesi bile yani çok küçük olmasına çok rağmen. Küçük olmasına rağmen nasıl kesinlikle. Önlemler alıyor? Dolayısıyla burada uzaklık, yakınlık kazanın şiddetine, boyutuna göre değişecek ama o rüzgarlarla, bakın bir senaryo yapılmış onu söyleyeyim. Şu anda NGS firmasının ÇED raporu da yapılmış. Ağustos ayında bir rüzgar akımları demiş, bir kaza olsa demiş, radyasyon nasıl olur diye bir senaryo yapmışlar. İlk 15-20 dakikada hakim rüzgarlarla Ağustos ayı seçilmiş. Diğer aylarda nasıl bilmiyoruz. 15-20 dakikada yarım saat içinde Kıbrıs'a gidiyor. Oradan bir saat, bir buçuk saat içinde Tarsus Adana'ya geliyor. 2-3 saat içinde de Antep falan oradan Suriye sınırından çıkıyor. Yani bakın, peki kaza ihtimali olur diye yapılmaması mı gerekiyor? Yani hayır. Bunun, şimdi ben size oraya geleceğim. Gerekiyor? Şimdi demin o teknolojiyi anlattım ya. Türkiye'de neden ben bu konuda şey yapayım?
Bir kere anlaşma çok kötü bir anlaşma. Türkiye ekonomik yönden zararda. İkincisi Mersin artık bir nükleer kent imajıyla dünyada damgalanacak. Burada ürettiğiniz bütün tarım ürünleri, menşe şeylerine artık geliyor tarım ürünlerine, satılmayacak. Ki orada damgasını da vuracaklar. Kesinlikle. Yani nükleer damgası vuracak. Muzu, çileği, orada yetişen bütün ürünleri gidecek. Ve sonuçta oradaki insanlara bunun altını çiziyorum Kemal Bey. Eğer bu santrallar yapısın, termik santrallar da geliyor arkasından. Mersin'e üçüncü bir göç dalgası bakacak. Ben buradan söylüyorum. O da evet. O yöredeki dağlarda, köylerde yaşayan, oralardaki yaşayan insanlar sağlığından olacak. Sattığı ürün para edinecek. Bunların hepsi evet. Kentlere göç edecek. Şimdi bizim kentlerde zaten Suriyeli göçüyle işsizliğimiz Mersin'de şey. Şimdi bunlar da buraya geldiği zaman Mersin bütün dünyada bir nükleer kent olarak damgalanacak. Size bunun bir örneğini daha söyleyeyim. Yani siz nükleere karşı değilsiniz ama Mersin'de olmasına... Mersin'de ve şu anda karşısız. Yapılan teknolojiye de karşı. Bakın şunu onu söylemeyi unutayım. Metruşka modeli diyorlar işte. Aynen. devamlı iç içe tehlike anında. Hayır, onu böyle bir sistemden Matruşka diyorlar o Rusların iç içe olması ama o değil. Rus teknolojisi, ikinci bir şey söyleyeyim niye karşı mı? Rus teknolojisi bugün Batı standartlarına akredite değildir. Bunun örneği de şu anda bir ekonomik sıkıntı içinde Rusya tarafı özellikle bu petrol fiyatları düştükten sonra yapacak sermaye de bulamıyor. Şimdi ama bunu bir şey bağlayacağım. Batı'dan kredi alamadığı için işlet yapıyorlar. Şimdi şuna getireceğim. Batı niye kredi vermiyor? Çünkü diyor ki senin yaptığın standartlar benim istediğim güvenlik standartlarında değil diyor. Ve Uluslararası Atom Enerjisi bunu onaylamıyor. İleride bizim diplomatik açıdan da sorun yaratacak. Sayın Erkan. Şimdi efendim burada konu yani çok enteresandır. Artık aşama değiştirdi. Yani biz nükleer santral yapılsın mı yapılmasın mı tartışmalarını boşa yapıyoruz. Neden? Çünkü olay bitti. Hayır. Hayır yani bir dakika şimdi Büyükşehir 1/100'lük planında işaretlemedi mi? Hayır. İşaretledi. ÇED raporu bir tane ÇED'e yapılan itiraz reddedildi. ÇED'de hayır. Geçerli. ÇED raporu davalık. Ben en son pazartesi gittim. Şu anda iptal çek. Şimdi efendim iptal. Koca Rusya. Şimdi bırakalım. Ya biraz şimdi Türkiye'yi tarif ettiniz. Şimdi Sayın Erkan Türkiye'yi biraz önce tarif ettiniz. Türkiye'nin rejimini de tarif ettiniz. Evet. Yani şimdi bu rejim ne çet dinler, ne çüt dinler, ne bilmem ne dinler. Bu rejim tamam sen belediye olarak kardeşim ona işaretledin mi işaretledin. Tamam yerel yönetimlerin tavrı belediyedir. Evet. Bitti iş diye bakar. Ama halkın %86'sı istemiyor. Şimdi biz istesek de halkın %86'sının istemediği ne şey? Ay ne oldu ki? Halkın istediği ne oldu bugüne kadar? Şey istemedi de bakın, ne? Mersin, yani böyle bir şey yok. Yok burası Türkiye. Bir şey söyleyeyim. Bir santralın yapımı öyle değil Kemal Bey. Zaten böyle bu düşünceyle insanların direncini, direnen insanların direncini kırıyoruz. Şimdi ben sadece şunu söyleyeceğim. Nükleer karşıtı platformu kuruldu mu? Mersin'de var tabii. Kuruldu. Tabii evet. Kaç kişi sokağa toplayabildiler? İnsan zinciri yaptık geçmişte. Buradan şeye kadar. Ya şimdi efendim. Yani şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Halkımızda inanın. Ya tamam şimdi köy enstitülerine döneceğim yine. Bak köy enstitülerine döneceğim. Şimdi 1954 orada dur artık yani. 1954 imalat durdu. İhsan imalatı düzgün, orada durdu. Kişilikli, eğitimli, durdu. Çağdaş insan yetiştirme şeyi. Evet. Durdu. Şimdi bu insanları siz... Böyle bir çevre sorunları bağlamında kimse sokağa dökemez. Çünkü bugün çevreye baktığımız zaman bu kentte yaşayan insanlar özellikle çevreyi kirletme yarışı içindeler. Bunu doğru, görüyoruz. Doğru. Çöp atma yarışı içerisindeler. Sigara hizmeti atma yarışı içerisindeler. Çevre bilinci çevre çok bilinci düşük. Yok. Yok. Evet. Kültür düzeyi evet. Genişliyor mu? Daralıyor mu? Şimdi yani, öyle değil ama. Ben öyle böyle bir toplum var iken, böyle de bir iktidar var iken konjektür olarak bakıyoruz. Yani benim efendim, tabii siz konu uzmanı olduğu için burada ben bunu ifade edebilirim. Evet. Şimdi mesela bu kuraklık çok aşırı derecede yoğunlaştı. Küresel ısınma. Küresel ısınmaya bağlı olarak da bu ifade edebilir. Döngüsel olabilir mi bilemiyorum. Ama çok ciddi anlamda bir kuraklık söz konusu. Bu da sizin hidrosantrallerinizin artık devre dışı kalması demek. Hayır. Bakın buyurun. Burada çok büyük bir şey var. Ben buyurun bu efendim. Konuyu da söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin kırılı gücünün %40'ı atıl. Biliyor musunuz? Kullanılmıyor. Şeyler mi? Yani kurulu
şeyleriniz var. Enerji üreten termik santral. Örneğin Afşin Elbistan. Evet, ben evet. Geçen sene gittim oraya. Hı-hı. Bakın bu çok önemli bir. Özellikle Afşin Elbistan'a gittim. Fabrika çalışmıyor. Ya dedim niye çalıştırmıyorsunuz bu fabrikayı? Efendim bakımı aldık. Ya niye? Türkiye'nin enerji ihtiyacı var. Bu Afşin Elbistan çok büyük yatırım yapıldı ve kömür. Tabii canım. Efendim burada işte yapmak. Hayır, özelleştirme aşamasında olduğu için ya biraz fabrikaya şey bak, yatırım yapmıyorlar ve atıl. Bu ne demek? Ha bu sene duydum. Pik dönemi dediğimiz enerjinin en çok kullanıldığı yaz aylarında 2 ay devreye sokmuş. Şimdi bunun gibi kullanılmayan %40 kapasite var. Niye bakın kullanmıyorlar? Bir, niye kullanmıyor? Birincisi enerji ihtiyacımız yanlış yatırım tercihleri. Sürekli lisans veriyorlar. Bakın Bartın'da açılmaya çalışıyor. Halk tepki gösteriyor. Falan yerde termik santral açıyor. Termik santral. Şimdi oralara bol bol lisans verdikleri için onların önünü açmak için devletin bu köklü geçmişte zaten Elbistan Ovası'na üzüldüm. Hı hı. 10 binler kişinin yaşadığı kişi o termik santralın dışarı verdiği o toz duman nedeniyle zaten zehirlenmiş bir ortam var. E siz şimdi oradaki termik santrali rehabilite edip de devreye soktuğunuz anda Mersin'de nükleer santrale ihtiyaç olmayacak. Bu bir. %40. Rakam isterseniz şöyle vereyim. Şu anda 2015 yılı sonu itibariyle 269 milyar kilowatt saat kurtuluyor. Bunu yazalım. 269 milyar kilowatt saat. Tam kapasite çalışsaydı bu %40 enerji olmasaydı. Hadi bunun %5'i 10'u reserve margin diyorlar. Yani yedekte tutuyorsunuz. Sürekli hani birisi devre dışı kaldığı zaman öbürsü giriyor devreye. Böyle bir durumda o %15'miş Avrupa'da, onu öğrendim. Hadi %15'e kadar kabul edildi ama %40 kapasiteni kullanmadığınız şeyi siz yeni yatırımlar vererek bunları açarak yeni yeni yerleri tahrip ediyorsunuz. Yani orada bilinçli yapılan bir evet şey mi var? Kesinlikle yani, bakın söyleyeyim. Yani nükleer santrale yer açmak için veyahut da ihtiyaç termik santrallere yer termik açmak için evet, ben geçmişte yani, bunu da yavaşlatıyorlar. Kesinlikle. Bunun bir örneğini ben oda durumda oda yöneticisiyken şu yani başkanın bunun tabii belgesi yok. Yani hayır. Bunu buradan konuşuyoruz ama bu sizin şimdi, kendi ama bak iddianız. Belgesi şuradan var. Şimdi yazın 2 ay çalıştırabiliyorsanız bir fabrikayı geri kalan 10 ay niye çalıştırmıyorsunuz? Bunu izah etsinler. Hmm, tamam. Bu sorunun cevabını versinler. Ben o zaman diyeyim ki haklısınız. Evet. Şimdi bunun gibi hidrolik santrallar da var Kemal Bey. Şunu da söyleyeyim. Ben şube başkanıyken Tarsus'tan haber verdiler. Çiftçiler dediler ki tarlalarımız kuruyor. Pardon. Şeyimiz tarlalarımız kuruyor. Niye? İşte su bastı. Pardon. Tarlalarımızın su bastı. Ya niye? Barajın kapaklarını açtılar. Ya barajda elektrik sürekli elektrik üretmek için normal zamanda su tutması zamanı bile veriyorlar dedi. Atıyorum. Biz gittik inceledik. Bizim o yayınımız basın açıklaması yaptık. Onun üzerine kapattılar. Özelleştirildiği için. Özel sektör tamamen kar odaklı çalışır. Kamu bunu denetlemesi ve dengelemesi lazım. Evet. Özelleştirmelerde yapılan hatalardan dolayı bu ülkede 22 kentte birden elektrik kesilmedi mi seçim öncelerinde? O peki, kedi girdi trafoya. İşte kediler, şimdi bu kedileri çıkarmak lazım. Evet. Kedileri bu de enerjiden kedileri çıkarmak lazım. Evet. Şimdi efendim. Sen sermayeyi kediye yüklemek derler ya. Evet. O kedileri çıkarmak evet. lazım. Son bu konuda söyleyeceğim slogan var söz. Türkiye'de enerji krizi yok, enerji yönetimi krizi var. Evet. Şimdi, bir şey daha, demin söyledim. Türkiye'nin %18 enerji kaybı var. İkinci potansiyelimizi söylüyorum. Hani demin %40 kapasite kullanılmıyor demişti. Bunu da lütfen yani şeyinizde olsun. Yeri geldiğinde sorun. Avrupa'da %9. %18'den %9 gittiği zaman en az 2,5 santrallık tasarruf. Yani diyoruz ki Türkiye tasarruf santrallerini devreye almalı. Evet. Yani eldeki kaynakları bile verimli kullanıldıktan sonra nükleer santrale bir şu an yeter. Yani 20 yıl dedim ya. O evet. 20 yılı bekleyebilir. 20 yılı evet. rakam olarak söyleyeyim. 269 milyar kilowatt kullanmışız. Türkiye hesaplanıyor. Güneş enerjisiyle full kullansa, hidrolik santrallerini full kullansa, rüzgar enerjileri 3 tarafı denizlerle kapalı. Yani Mersin 312 kilometre sahili var.
Her bir kilometreye bir tane rüzgar gücü kurun. İkinci kademeye bir tane koyun. Üçüncü kademeye koyun. Bu nükleer santralın zaten hesaplanan 3.5 megawattlık rüzgar potansiyeli var. Kemal Bey, bakın Mersin'in kurulan santral 4.8. Siz bu 3.5 megawattı devreye alın. Bunları kullanalım, kullanalım. Fransa gibi, hep örnek veriyorlar ya efendim Fransa gibi enerjimiz yetmesin. Ya artık biz bu riske girmek zorundayız. Bu fedakarlığı yapmak zorundayız. Ülkenin bir yerini topraklarıyla beraber, o güzelim doğasıyla beraber mahvetmek zorundayız. Başka çaremiz yok noktasına gelelim. O zaman oturup tartışalım. O yüzden karşı değilim. Evet. Şimdi efendim ben tabii siz deneyimli bir oda başkanıyım. Estağfurullah. Yani makine mühendisi odası, elektrik yani mühendisleri odası falan. Ya bunlar niçin hiç konuşmuyorlar? Yani bu konuyu aslında onların şeyine girmiyor mu? Biz de şimdi net bilgiler almak adına konuşuyorum. Yani şimdi toplum yani odalar falan deyince bu içe dönük olarak yani sizden sonraki öyle zannedersem bir yapı oluştu. Yani burada bir öz eleştiri de yapmak gerekmiyor mu efendim? Şimdi toplum muhatapları neden suskun? Şimdi tabii bunu onlara sormak lazım ama ben geçmiş dönemde yaptıklarımızdan örnek vererek bir odanın neler yapabileceğini söylerim. Siz onlarla kıyaslarsınız. Ona göre bu konuyu soruların muhataplarına sormak lazım. Şimdi meslek odaları 1954 yılında kanunla kurmuş. Kamu niteliğinde meslek odasıdır. Yani orada çalışanlar bir yerde devlet memur, kamu görevi yaparlar daha doğrusu. Yasasında, tüzüğünde der ki kamunun doğru bilgilendirilmesi, meslek alanlarına giren konularda halkın aydınlatılması diye bir şey var. Biz bu bağlamda Mersin'i bir güneş kenti yapmak istedik. Ve güneş sempozyumları düzenledik. Hatırlarsanız Cumhuriyet Meydanı'nda hiçbir kuruma çok da o güzel, Cumhuriyet çok Meydanı da verilmemiştir. Ama bir makine mühendisleri odası olarak bizim odamıza verilmiştir. Bu benim şahsımla ilgili değildir. Odaya verilmiştir, güvenilmiştir. Bir meslek odası olarak Türkiye Mersin'in en gözde mekanında sergi yaptık. Halkın güneş enerjisine dikkatini çektik. Ve bugün görüyorum yollarda, evlerde insanlar artık güneş enerjisini yaylalarda kullanmaya başladılar. Artık halkın günlük yaşamına indi. Biz bunu yapmak için basınla iç içe çalıştık. Çünkü basın da kamu görevi yapıyor. Biz bunları bilgilendirme görevimizi yaptık. Asansör problemleri oldu. Onu geçmişteki yöneticilerimizle beraber yaptık. Bunu tekrar söylüyorum. Bu benim kişisel şeyimden değil. Odanın yönetmelikleri, tüzükleri budur. Bizim böyle bir sloganımız vardı. Mesleğin ve meslektaşın sorunları halkın sorunlarından ayrılamaz. Yani konuşması gereken insanlar konuşmalı. Ya da kesinlikle, o koltuğa talip olmamalı. Kesinlikle. Yani. Eğer o görevi yapıyorsa birinci derecede sorumluluğu onun meslek alanları üzerinden çıkan sorunlara halkı bilgilendirmesi. Şimdi efendim yeni kuşak köy enstitüler Mersin şubesi olarak programın sonuna geldiğimizi anladınız. Evet. Evet, şimdi yapacağınız etkinliğin duyurusunu alalım. Şimdi ben yeni kuşak köy enstitülerinin amacını bir tekrar koyayım. Bizim birinci şeyimiz şu. Geçmişin bu çok değerli eğitim devrimine arşivlemek. Bakın biz bir şube olarak çalışma yaptık. Bir kitap çıkardık. O zaman köy enstitüsü eğitim hocalarımıza gittik. Birebir röportajlar yaptık. Onu kitaba koyduk ki bellekler, çünkü artık köy enstitüsü öğretmenler 80'li yaşlarda en şey olanlar 85-90'a geliyor. Yavaş yavaş bitiyor. Gittik ayrılıyorlar. Bir kere o belleklerde köy enstitüleri ilgili her şey bilinsin. Bütün yönleri bunu yaptık. İkincisi bunu bugüne aktarmak, bugünkü kuşakları anlatmak. Bunun için de Mersin Üniversitesi'ndeki eğitim fakültesindeki hocalarla programlar yaparak yeni öğretmen adaylarına böyle bir zenginliğin var olduğunu, Türkiye'de bir eğitim hamlesinin başarıldığını, bugün içinde her ne kadar da eğitimin içinde bulunduğu kötü durum olsa bile Türkiye'nin böyle bir zengin birikimi olduğunu anlattık. Üçüncüsü de artık bizim üçüncü şeyimiz, bunu halka indirebilmek, eğitim olayını. Bunu da işte kütüphaneler kurarak, halka toplantılar düzenleyerek ki cumartesi günü 17 Aralık'ta işte köy enstitüleri ve kırsal kalkınma. Bugün köyün de veya kırsal kesimdeki insanların da yoksulluk zincirinin kırılması, köy enstitüleri modelinden nasıl yararlanabiliriz anlamında bir çalışma olacak. Dolayısıyla bizim etkinliklerimiz,
17 Nisan'larda veya zaman zaman hep böyle eğitimi geçmişten ne dersler çıkarabiliriz? Bakın biz geçmişe saplanıp bir nostalji yaratmak istemiyoruz. Yani salonlara katılır, bak eskiden böyleydi, çok güzeldi, ah vah yapmak değil amacımız. Ondan ne çıkarırız? Bugün ne yaparız? Çünkü bugün bir iletişim devrimi yaşandı. Yani bugün artık köydeki insan Facebook'la yazışıyor. Her şeyi görüyor. Şimdi bu araçları kullanarak köydeki o insanın aklını nasıl kullanır hale geliriz? Nasıl FETÖ gibi böyle tarikatlara ve şeylere insanlar aklını kiraya vermez. Onlara teslim etmez. Kendi düşüncesi, özgür iradesiyle karar verir. Böyle bir devlet düşmanı olan tarikat ve cemaatlere. O yüzden evet, bunu tartışmalıyız diyoruz günümüz koşullarında. Çabalarımız şube olarak bu yönde. Efendim, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Gerçekten çok önemli. K-Enstitüler'in ruhu en azından bugün itibariyle canlansa, bırakın mevcut okullarda, devlet okullarında, hafif şöyle bir koridorlarda onun, değil mi? Evet. Yani eğitime dair ki o hedefleri hissedebilsek, evet, yani yetecek. Çok sağ olun Sayın Serdar Erkan. Sayın teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuları gündeme getirdiğiniz için burada emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizi bu anlamda kutluyorum ve çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Bir mukabil, sağ olun. Evet sayın izleyiciler, detay programında bu kez Yeni Kuşak Köy Enstitüler Mersin Şube Başkanı Sayın Serdar Erkan'ı ağırladık. Sayın Erkan bundan önceki dönemlerde yine Mersin Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı yapmış ve ciddi de çalışmalara imza atmıştı. Gelinen noktada kendisine güveniyoruz. En azından eğitime dair yapılacak olan her türlü katkıyı biz de basın mensupları olarak bugünden ifade edelim, desteklemeye devam edeceğiz. Evet, efendim, işte Napolyon'a demişler, bana parayı verin, ben size dünyayı fethedeyim. Yine üç şey sormuşlar, işte bu da rivayettir belki ama para demiş. Ama gelinen noktada bizim için eğitim. Esen kalın, dostça kalın. İç yapımı.